Günaydın çocuklar. Sağ ol. Siz de sağ olun, oturun bakayım. Evet çocuklar, bugün hep birlikte yeni bir ders yılında başlıyoruz. Birinci dersimizde kitaptan bölümler okuyacağız. Emre, sen oku bakayım yavrum. Düzen Abdullah 326-61-61. Düzen Abuzer 281-15-55. Düzen Abidin 300. Dur bakayım, ne bu okuduğun? Kitap hocam. Ne kitabı? Düpedüz telefon rehberi bu. Bunu babam bana verdi hocam. Bu sene bunu okuyacakmış. Otur bakayım. Müjgan sen oku bakayım çocuğum. Antenden gelen kablo cihazın arkasındaki anten güçlü takılır. Açma kapama düğmesine basıldıktan sonra... Dur bakayım, dur bakayım. Aa, televizyon kullanma kılavuzu. Deli olacağım. Hakan, senin önündeki kitaba benziyor. Oku bakayım çocuğum. Sonra hiç konuşmadan Alisa'yı elinden tutarak kapıya doğru sürükledi. Alisa'nın adamın ne yapmak istediğini anlamadığından karşı koymak istedi. İhtiras fırtınası. Aa, bu ne bu? Gazete vermişti hocam. Babam da bana verdi. Otur bakayım yerine. Aa, 1994 takvimi. En güzel yemek tarifleri. Şifalı bitkiler kitabı. Nedir bu? Hocam annem bunu kendisi yazdı. Hepiniz velilerinizi buraya çağıracaksınız. Ders bitmiştir. Sayın veliler, sizler ne yapıyorsunuz anlamıyorum. Çocukların eline ders kitabı diye neler vermişsiniz öyle? E okul kitaplarının seçimi velilere bırakılmadı mı? Ayrıca hayat o kadar pahalı ki. Önlüğüydü, çantasıydı, kalemi, defteri derken kimse de kitap alacak güç kalmadı ki. İyi ama sizin seçtiğiniz kitapların okul kitaplarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Efendim bütün bunların bizim mali gücümüzle çok yakından ilgisi var. İki, bir. Affedersiniz, biz Ragıp Bey'i görecektik. Vergi dairesinden geliyoruz da. Bir dakikanızı rica edeyim. Pardon. Ragıp Beyciğim, iki tane vergi memuru geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Peki, yolla bakalım. Hay hay. Buyurun efendim, Ragıp Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Buyurun, buyurun. Aman efendim, kimler gelmiş? Biz devletten geliyoruz Bay Ragıp. Çok memnun oldum. Devlet nasıl, iyi mi? Söyleyeceklerimizi işittikten sonra böyle şakıyabileceğinizi hiç sanmıyorum. Hayırdır, ne oldu? Babama bir şey mi oldu? Durumu kötü mü? Babanızı bilmiyorum ama devlet babanızın durumu çok kötü. Sizin devlete 7 trilyoncuk kadar borçluğunuz varmış. Hadi yahu, sizin mi? Hayır, sizin. Ben de öyle dedim zaten, sizin. E ödeyin borcunuzu canım, koskoca adamlarsınız, ayıp vallahi. Laf cambazlığı yapıp boşa kostaklanmayın. Yoksa iş yerinize haciz gelir. Buyursun gelsin, kapımız herkese açık. Ama bugünlerde işler o kadar kötü ki, yani hatta bakın. Çok ayıp. Bence de koskoca bir iş adamının böyle yarı çıplak gezmesi, elbisesinin tamamını alacak parası olmaması, yarısıyla idare etmesi utanç verici. Bence siz bizi kandırıyorsunuz Ragıp Bey. Büronuzun ihtişamından da bu belli oluyor. Ha öyle demeyin. Bunların hepsi sahte. Bakın şu bilgisayara. Karton. Bak. İşte karton. Kütüphaneye bakın. Hepsi dekor. İşte size kitap. İşte size kitap. Bakın hepsi dekor. Gözlüklerimin bile camları yok. Daha dün bir araba sattım. Çok normal. Sizin araba galeriniz var. Tabii ki satacaksınız. Yok öyle değil. Telden araba yapıyorum. Perşembe günleri perşembe pazarında satıyorum. Sırf işçilerimin parasını ödeyebileyim diye. Buyurun bakın. İnanmazsınız, yanımda çalışanlara bile doğru dürüst bakamıyorum. Biraz küçük olsalar karakol kapısına bırakacağım hepsini. Neyse, ben sekreterimi çağırayım. Kendiniz ona sorun öğrenirsiniz. Hadi. Bu nedir Bay Ragıp? Posta güvercini. Borçtan dolayı telefonları kesmişler. Böyle haberleşebiliyoruz ancak. Ragıp Beyciğim, beni çağırtmışsınız. Nereden bildiniz? Kuşlar söyledi. Daha doğrusu rahmetli kuş söyledi. Aa, ne oldu kuşuma? Kuşunuzu yaladım, yuttum Ragıp Beyciğim. Ne? Ya biliyorsunuz aylardır açım. Ağzıma bir lokma ekmek girmedi. E bu koca vücut dayanır mı açla? Ne yapayım? Size kuşunuzu yedim. Ay, gerçi yediğime de değmedi ama kartmış biraz. Neyse. Afiyet olsun. Maaşınız olan 140 bin liradan keserim. Tamam tamam, gidiyoruz. Zaten sizden senelerden beri vergi alamayan devletin şimdi alabilmesi saçma olurdu. Sizin gibi yüzsüzler olduğu müddetçe biz daha çok gelip gideriz buraya. Biz tekrar gelinceye kadar da siz yeni numaralar bulursunuz.
Fidan. İşte burası da oturma odası. Ne yani, burada mı oturacağız? Mecbur değilsiniz, isterseniz ayakta da durabilirsiniz. Adı sadece oturma odası. Bu arada ben çok şakacıyımdır. Ha, ne diyorsun? Bilmem, bir bakalım. Hiç pencere yok öyle mi? Pencere yok, hiç pencere yok. Pencere konmamış, ne güzel değil mi? Dikkatimi çekti, soracağım bir türlü sorun. Sorun efendim, sorun sizin, tam öğrenme zamanınız. Buyurun, nedir öğrenmek istediğiniz? Elektrik düğmesi, ampul falan yok. Acaba yeni bir sistemle mi aydınlatılıyor? Çok doğru görmüşsünüz. Elektrik yok, aydınlanma gaz lambasıyla yapılıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Sizin rahatınız için her şey düşünülmüş. Doğal gazla ilgili bir şey de göremedim. Doğal olarak doğal gaz da yok. Başka neler yok acaba? Telefon da yok. Ne güzel değil mi? Ya öyle herhalde. Bu adam kafayı yemiş galiba. Ne bileyim, kirası ucuz diye yapmamışlardır. Zamanla kendimiz yaparız. Dikkatinizi çekti mi bilmem ama yol da yok. Önemli değil, zamanla yapılır nasılsa. Ah, bu konuda da çok şanslısınız. Belediyeden öğrendim, buraya en az 50 yıl yol yapılmayacak. Banyoda şofber de yok. Konforunuz için her şey düşünülmüş. Yok, şofben yok. Ne güzel değil mi hayatım? Şofben de yok. Sen de adama uydun Şinasi. Bırak da dalgamızı geçelim. Su var galiba. Ne kötü. Yanılıyorsun dostum. Su da yok. Su da yokmuş. Yaşasın. Kimiyorum ayol artık. Nasıl? Beğendiniz değil mi? Hem de nasıl. Yıllardır arayıp da bulamadığımız bir yer burası. Acaba ne kadar oluyor bu evin, pardon, malikanenin kirası? Sizi aile olarak çok sevdim. Biz de sizi komisyoncu olarak çok sevdik. Değil mi hayatım? Evet hayatım. Peki nedir bu sevginin bedeli? Sadece 500 dolar. Ciddi misiniz? Aslında 600. Sizin için 500 dolar. Nereye el sallayacağız? Kamera şakası değil mi? Rica ederim beyefendi. Biz ciddi bir müesseseyiz. Yıllardır yapıyoruz bu işi. Karar sizin. Nasıl hadi, isterseniz. Hadi Şinasi, gidelim. Yeterince vakit kaybettik. Tamam hayatım. Gideceğiz, tutmayacağız ama gene de bu soruyu sormak istiyorum. Neden 500? Efendim, ülkenin içinde bulunduğu durumu ve vatandaşın alış gücünü hesap ettik. Sağ olun, eksik olmayın. Türkiye sizinle gurur duyacak. Vallahi böyle bir eve 10 milyon bile verebilecek birinin olacağını pek sanmıyorum. İşte burada yanılıyorsunuz. Nasıl yanılıyoruz? Elektrik yok, su, telefon, doğalgaz, yol yok. Bunların hiçbiri yok. Tamam işte, hava gazı yok. Demek ki ansızın bir gece hava gazınız durduk yerde patlamayacak. Yol yok, bu da trafik kazası olmaması demek. Elektriğin olmaması, faturasızlığı ve bunun yanında televizyonsuz sakin bir ortamı gerektiriyor. Telefon bile yok. Ne telefon sapıkları sizi bulabilirler, ne de anormal telefon faturalarını ödemek zorunda kalırsınız. Bakın, cam, balkon, hiçbir şey yok. Bu da demektir ki, milli maç sonrası balkona çıktığınızda başınıza bir merminin isabet şansı sıfır. Kısacası burayı yapan mimar ve mühendis arkadaşlar tüm konforunuzu düşünmüşler. Doğru söylüyor galiba Şinasi. Bana da öyle gibi geldi. Biraz pahalı bir ev ama çoluk çocuğumuzun hayatı söz konusu. Hemen kontratı imzalayalım. Buyurun efendim, buyurun, buyurun. Nasıl olmuşum anne? Şimdiden gelin gibi olmuşsun kız. Geldiler. Sen babamı kaldır, ben açarım. Şşt! Mahmut kalk, uyan. Neredeyiz? Evdeyiz. Kızı istemeye geldiler. Bizim kızımız mı var? Var tabii. Hadi topla kendini, kalk. Hoş geldin hayatım. Gel. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Neymiş bulduk. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Hoş geldin oğlum. Mahmut Bey. Baba, Mahmut, baba lütfen. Mahmut. Kusura bakmayın, çok yorgun da Mahmut. Tabii. Mahmut. Neredeyiz? Karımın üstünde uyuduruz beyefendi. Karınız çok yumuşak, daldım birden, kusura bakmayın. Sen de hoş. Hoş bulduk. Mahmut Bey, biliyorsunuz biz hayırlı bir iş için geldik. Mahmut Bey. Ha? Evet dinliyorum. İş nasıl olsun? İşler göt. Efendim anlamadım. Pardon efendim, kusura bakmayın. Mahmut. Viyadük. Mahmut uyan. Neredeyiz, geldik mi? Ha buradayız. Ne diyordum? En son kocama göt dediniz beyefendi. Ha evet, götürü usulü çalışıyorum ben. Oradan oraya işte. Siz nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Ama siz galiba biraz yorgunsunuz. Eğer ters bir zamanda geldiysek... Yok canım, tam zamanıdır. Kusura bakmayın, kafam biraz ambale de toplayamıyorum.
Topla, topla, topla. Gel, 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 gel. Hop! Baba! Hop! Efendim Mahmut Bey, biz Allah'ın emri... Mahmut kalk. Kızımızı istiyorlar. Ver gitsin. Biz isterseniz başka zaman gelelim. Mahmut! Mahmut her zaman evde olmuyor ki. Biz de zaman zaman görüyoruz kendisini. Siz bulmuşken isteyin. Mahmut Bey, biz Allah'ın emri... Kahveyi önce babana ver kızım, belki iyi gelir. Efendim Allah'ın emri... Aa, adam uykusunda konuşuyor, kahve içiyor. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bunlar da bir şey mi hanımefendi? Uykusunda çok güzel araba da kullanır Mahmut'um. Uzun yol şoförüdür kendisi. Kusura bakmayın, babam yoldan yeni geldi de. Baba lütfen. Berat Ağa'nı sollama memur bey, can taşıyoruz burada. Boru değil, ne borusu, pik borusu. Piktir git. Mahmut kızımızı istiyorlar. Hadi Zekeriya hemen iste. Mahmut Bey, Mahmut Bey, kızı istiyoruz. Ne alırsın? Ben bir kırmızı ışıkta geçmeye 2 milyon vermem. 500 kağıt vereyim anlaşalım. Mahmut Bey! Anski! El hareketi yapma lan! Dürtme etiki var da Mahmut'u dürtmeyin lütfen. Sağ ol yavrum. Alo, efendim. Baba, telefon. Gene uyudu. Mahmut, Mahmut! Mahmut uyan! Uyandırma. İşe gidiyorum, beni çağırıyorlar. Sefere gitmem lazım. Ama beyefendi biz kızınızı isteyecektik. Ben Kars'a gideyim geleyim isterseniz. Geç kaldım. Ama bu halde nasıl araba kullanıyor? Eli mecbur. Çalıştığı otobüste tek şoför Mahmut'um. Ekmek parası ne yapsın? Ama kaza yapar. Ara sıra yapıyor zaten. Bu çalışma koşullarında kaza yapmasın da ne yapsın? Bir. Dışarıda efendim. Al içeri kızım. Bizim ihale işini hallettiler. İyi günler. Ben hiç oyalanmayayım. Malum Türk parasının değeri devamlı düşüyor. Tabii. 20 milyar konuşmuştuk değil mi? Değil. 10 milyar da alt kadro için lazım. Malum gördüler bir tarafları şişmesin. Aman şişmesin. Buyurun efendim size 30 milyar. Teşekkür ederim. Gördünüz değil mi memur bey? Daha dışarı adım bile atmadık. Ama çantada daha 51,5 milyar var. Aha, ama henüz bir akşam yemeği bile yiyemedik. Buyurun, takip edin. Amma da çok para boca ettiniz. Türk parası olduğu için çok görünüyor. Dolar saçarım genelde. Ne kadar para gitti? 2 milyar civarında bir şey. Çantada keklik olarak 49 milyar kaldı. Aşk olsun Beşir. Beni niçin evden almadın? Hayatım memur beyle beraberiz. Karına katlandığım yetmiyormuş gibi şimdi bir de bu mu çıktı başımıza? Sandığın gibi değil bebeğim. Memur bey benim aylık gelirimin takipçisi. Aylık dedim. Artık aylık kira masrafından kurtuluyoruz. Ha. Bir villa beğendim. Ne kadar? 25 milyarcık. Ama çok sıkı pazarlık ettim. Al hayatım sana 25 milyar. Teşekkür ederim hayatım. Kaldı 24 milyar. Bu gecenin faturası da 1,5 milyar tutar. 23 kalır. Ama ne yaparsanız yapın aylık gelirinizi 44 milyona düşüremezsiniz. Bir kere 23 değil, 20 kalıyor. Tek tek hesapladım 23 kalıyor. 3 milyarı almazsan kalır tabii. Buyur. Ben sen buyur demek istemiştim. Nasıl yani? Canım görüyorsun ki bu paranın çoğu benim cebime girmiyor. Evet. Benim cebime girmeyen paranın 3 milyarı senin cebine girse ne olur? Hiç fena olmaz. Bu durumda takip ettiğin üzere anlaşılıyor ki... ...benim aylık kazancım sadece 44 milyon. Sefer yüz at bandırma. Emredin komutanım. Milletin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı ya. Niye şekerim? Ne demek niye ya? Ya bir de karın başbakanın akrabası olacak, ben hala sürünüyorum ya. 9 kere telefon açtım, 16 kere de makamına gittim. Daha ne yapabilirim şekerim ayol? Sıkıştır yahu, sıkıştır. Bak akrabayı talukatta benden başka kimse kaldı mı açıkta? Ama biz çok uzak akrabayız, ta uzaklarda. Ne uzağı be? Bugüne bugün başbakanın annesinin, halasının, kızının yeğenisin. Ben de başbakanın annesinin, halasının, yeğeninin, kızının kocasıyım. Daha nasıl yakın olunur be? Yakışır.
Efendim? Evet. Başbakan mı arıyor? Bağlayın efendim, bağlayın. Arıyor, korktu benden. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hürmet ederim efendim. Hay hay efendim. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Mersi efendim, iyi günler diliyorum. Oh! Sonunda sıra bize de geldi. Yaşasın, nereye atadılar, ne oldu? Şükürler olsun kocacığım, şeker fabrikalarına kayduru kubbakatör olmuşsun. Ben de kayduru kubbakatör karısı oldum. Kayduru kubbakatör mü? Ay Fatma Hanım var ya, vallahi hasetinden çatlayacak. Haydi hanım haydi, ben hemen kalkayım da gideyim başlayayım kasıla kasıla kaydırgı bakkatörlüğe. Nereye baba? Ah kızım, baban atandı, yeni işine başlayacak. Ne oldun? Kaydırgı bakkatör oldum kız. Ya o ne demek? Bu şey demek, olunca ne oluyor? Canım çok önemli bir şey işte. Eğer önemli olmasa babanı atarlar mı hiç ya? Tabii ben kaydırgı bakkatörüm. Ama nedir yani? Sen anlat ona, ben gidiyorum. Şimdi hayatım kaydırgı bakkatörlük... Aman salak salak sorular sorma canım, güzel bir şey. Nereye benim? Ben kaydırı kubbakatörüm. Bak adım yazıyor, Hüsam Arfa. Kusura bakmayın, bir an için sizi tanıyamadım. Sen ne biçim kapıcısın ya? Kapıcı dediğin herkesi tanır. Ben kapıcı değilim, kapı kolu vidası baş sorumlusuyum. Yeni atandım da o yüzden tanıyamadım sizi. Ha. Buyurun, kusura bakmayın. Alo, ocak mı? Buyurun. Ben kaydırı kubbakatör Hüsam Arpa. Bir çay istiyorum. Çayınız nasıl olacak efendim? Ya, açık. O zaman ayrılmayı sizi açık çay operatörüne bağlıyorum. Şekerli mi istersiniz, kıtlama mı? Tek şeker mi, çift şeker mi? Niye? Efendim ben kıtlamalardan sorumlu müdürüm. Şekerli isterseniz sizi şekerli çay bölümüne. Duruma göre tek şeker ya da çift şeker kontrolörlüğüne bağlayacağım. Çok karışık. O zaman ben bir kahve alayım. O zaman da Türk Kahvesi Yönetim Kurulu ya da Nescafe Müdürlüğünü seçeceksiniz. Sade Nescafe ve Sütlü Nescafe Genel İdare Kurulu kontrolörlüğüne bağlayacağım sizi. Tabii o zaman da şekerli şekersiz ayrımı var. Kalsın. Kızım buraya gel. Buyurun efendim. Bana bak kızım. Bana cahil diyebilirsin, umurumda değil. Ama ben burada boş boş oturuyorum. Ben ne iş yapacağım? Ne demek kaydırı kubbakatörlük ya? Ben de bilmiyorum efendim. Ama yan odada Çağal Bey Kabaracı Genel Müdürü var. İsterseniz ona soralım. Ne var? Çağal Bey Kabaracı Genel Müdürü. Çağal Bey Kabaracı Genel Müdürü. Evet. O da olmazsa yukarıki katta göbeğinin altı çukur Eminem Genel Müdür muavini var. En iyisi ben bu işi kökünden halledeyim. Buyurun efendim. Şu atamaları yapanlarla görüşmek istiyorum. Ha, şu oda efendim. Teşekkür ederim. Alo, efendim? Baş üstüne efendim, hemen. Arkadaşlar, başbakanın bir akrabası daha çıktı. Kayınpederinin, kardeşinin, amcaoğlunun torununu bir yere atayacağız. Ne olsun bu? Silifke'ye süt ve yoğurt ürünleri genel müdürü olarak atayalım. Ne oluyor burada ya? Atama yapıyoruz, ne olmuş? Siz hepiniz kafayı mı yediniz kardeşim? Bu nasıl atama böyle? Ne yapalım baba? Topu 200 tane arpalık var. Hükümet üyelerinde de bir akraba var. Hepsine bir yer buluncaya kadar göbeğimiz çatladı. Sonunda böyle olduk işte. Siz niye sordunuz? Beni de kaydırı kubbak katör yapmışsınız da. Çok severim o türküyü. Alo, efendim? Tabii efendim, merak etmeyin, hemen. Hey millet! Bir bakanın kardeşinin karısının eltisine bir iş. Gel gümüle yönetim kurulu üyeli. Sinan Bey gel. 3, 2, 1. Dağlar daladı beni.
gören ağladı beni. Öf lan öf, amma efkarlı çalıyorsun ha. Sağ olsun abi. Şeyi çalsana, beş minare şeyde. Bitlis'te beş minare var ya, onu bilmiyorum çal. Bilmiyorum ki abi onu ya. Ben çal, ver bak. Bakayım hadi. Bak, birinci minareden başlıyor şimdi bak. Bitlis'te beş minare beni gel. Allah, onu bilmiyorum abi, onu bilmiyorum. Ben sana çarşambayı sen... Aldı var ya, onu çalayım. Daha ikinci minareye bile gelmedi. Dur abi. Çarşambayı sen aldı. Bırak çarşambayı da bir sigara versen bana. Paketi şimdi attım abi ya. Seyfi! Buyur abi. Gel gel. Ne yapıyorsun gel. Sigara versene bir tane. Sigara yok, bıraktım abi. Çok pahalı. Tavsiye ediyorum, siz de bırak. Duruşmaya da daha var. Yarım saat var abi ya. Çaylarımızı içeriz gideriz. Viski alır mıydınız beyefendi? Almayalım kızım, biraz sonra duruşma var. Peki efendim. Siz alır mıydınız efendim? Duruşmadan sonra alalım kızım. Peki. Sen bana bir puro getir. Bir puro alır mıydınız Mithat Bey? Alayım, ben de alayım. Peki. Bu duruşma nasıl sonuçlanır sizce? Vallahi Mahmutcuğum, dosyalara bir göz attım. Öyle pek telaşlanacak bir şey yok. Merhaba. Merhaba, merhaba Mahmutcuğum. Merhaba Mithat'cığım. Arabanızı öyle bir park etmişsiniz ki vallahi yanınıza zor yanaştı. Ah kusura bakmayın Sami Bey. Benim şoför çok salak. Kaç kere dedim adam gibi park etti ama... Duruşmaya geç kalmadık değil mi? Daha yarım saat var can. Duruşmadan sonra benim tekneyle boğazda bir balık yapalım. Ne dersiniz? Kusura bakma Sami'ciğim, ben gelemem. Adalet Bakanı bana yemeğe gelecek. Sahi mi? Yahu söylesene o hayırsıza. Benim iş masasında bir haftadır imza bekliyor. Söylerim, söylerim. Buyurun efendim, puronuz. Teşekkür ederim kızım. Buyurun Mithat Bey, puronuz. Eyvallah. Yavaş yavaş kalksak mı? Dur yahu, ağız tadıyla birer puro içelim. Mübaşir sanıkları çağır. Hepsi buradalar efendim. Açık duruşmaya başlandı. Savcıya iddiası soruldu. Sanıklar bir kamu bankasını dolandırmaktan suçludurlar reis bey. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ilgili... İtiraz ediyorum. Elinizde deliliniz yok. Davanın düşmesini talep ediyorum. İtiraz etmenize gerek yok kardeşim. Bu ülkede yargı gariban, suçlular da güçlü olduğu sürece zaten düşecek bu dava. Ne itiraz ediyorsun? Yaz kızım, gereği düşünülemedi. Bak koçum, bu odadan kimler geldi, kimler geçti bir bilsen aklın durur. Hepsi ilk dakikalarda kahraman kesilirler ama 10 dakika geçtikten sonra bülbül olup arya şakırlar. Sana tavsiyem adam gibi konuş, itiraf et. Nasıl olsa sonunda her şeyi söyleyeceksin, bari kendini kırdırtma. Emi koçum. Ben elektrik cihazını getireyim de arkadaşa birazcık elektrik ikram edelim amirim. Ben de pense getireyim de bundan sonra arkadaş tırnak kesme derdinden kurtulsun. Amirim. Ben falakayı getireyim de arkadaşın ayakkabı numarasını biraz büyütelim abi. Bir dakika, bir dakika, bunlara hiç gerek yok. Ben hiçbir şeyi inkar etmeyeceğim ki. Öyle mi? Öp bakalım o zaman. Evet, o yakaladığınız uyuşturucuların hepsi benim, itiraf ediyorum. Bana bak, sadece içiciyim deme, yatırırım Allah'ıma. Yok, içiciyim demem. 7 ton uyuşturucunun neresini içeyim? Elbette satıyordum onları. Zaten İstanbul'un uyuşturucu piyasası benden sorulur. Kime sorsanız tanırlar beni. Hadi ya, demek uyuşturucu satıcısın ha? Tabii. Bütün bu uyuşturucuları ben dışarıdan getiriyorum. Tabii sınırdan geçerken ufak tefek aksamalar oluyor ama sonunda tatlıya bağlıyoruz. Hadi ya. Demek uyuşturucu kaçakçısısın. Şey amirim, isterseniz elektrik cihazından vazgeçelim. Arkadaşa ben bir çay getireyim. Aslında biliyor musunuz, sevmiyorum ben bu uyuşturucu işini. Bana ters geliyor. Ama ne yaparsın? Tırlar dolusu silahı alabilmek için para lazım. Hadi ya. Silah kaçakçısın ha? Kaçakçı lafı doğru olur mu bilmem. Resmi yollardan sokmuyorum tabii bunu. Çuvallar dolusu para dağıtıyorum etrafa. Alan memnun, satan memnun hesabı. Hadi ya. Demek rüşvetçisin ha? Ben penseden vazgeçeyim de bey abime bir kahve getireyim isterseniz amirim. Anamın karnından silah kaçakçısı olarak doğmadım tabii. Ama beyaz kadın ticareti tehlikeli iştir. Bir sürü adam tutacaksın, hepsini silahlandıracaksın. Böyle başladı gidiyor işte. Hadi be, demek beyaz kadın tüccarısın ha?
Ben falakayı malakayı bırakayım da amirim, bey abime sigara filan bir şey getireyim. Komşu ülkelerden birinde herifler gece gündüz demeden benim için para basıyorlar. Ben de onların emeklerinin karşılığını kadın vererek ödeyeyim dedim. İş aldı yürüdü işte. Hadi ya, demek kalpazansın ha? Amirim, amirim ne getireyim beyefendiye? Amirim ben ne getireyim beyefendiye? Ben de bir şey getireyim beyefendiye. Lan oğlum bırakın bir şeyler getirmeyi. Bir limuzin çağırın beyefendiye. Malikanesine kadar eskort yapın beyefendiye. Bu kadar suçu hangi gariban işleyebilir? Bu kadar suçu işleyebildiğine göre çok önemli büyüklerimize bağlantısı olan çok mühim bir beyefendi. Çabuk limuzin çağırın. Bu odadan kimler geldi kimler geçti bir bilsen aklın durur. Sana tavsiyem adam gibi konuş itiraf et. Nasıl olsa biraz sonra yaşayı anlatacaksın. Boşuna kendini kırdırtma. Ben elektrik cihazını getireyim de arkadaşa birazcık elektrik ikram edelim amirim. Ben de penseyi getireyim de arkadaşım bundan sonra tırnak kesme sorunu ortadan kalksın amirim. Ben falakayı getireyim de arkadaşın ayakkabı numarasını büyütelim amirim. Ders kitapları çok pahalı olduğu için ben o kitabı çalmak zorunda kaldım amirim. Çocuğum için. Oh be! Nihayet hiçbir devlet büyüğüyle ilişkisi olmayan bir sade vatandaş yakaladık. Peki Allah kabul. İki, bir. Oğlum ben perse getireyim. Ben falakayı getireyim. Ben de elektrik cihazını getireyim. Getirin anasını satayım. Getirin de biraz icrayı sana temin edelim. İki, bir. Görüş süresi başladı. Biz iyiyiz oğlum. Tek düşüncemiz sensin. Günlerin nasıl geçiyor yavrum? Yemek yiyebiliyor mu oğlum? Aman evladım can boğazdan gelir derler. Yemek seçme ne bulursan ye. Merak etmeyin yine ne bulursam yiyorum. Bakıyorum kendime kötü. Oğlum sana para vereyim de sigara falan al kendine. Sıkıntı çekme. Geçen ay gönderdiğim parayı aldın mı? Çamaşır koydum poşeti almayı unutma olur mu? Temiz temiz giyersin evladım. Ya bu kadar üstüme düşmeyin. Kendime bakacak kadar büyüdüm artık. Ne haber lan Ayta? Sen nasılsın? İyiyim Tarık abi. İşe başladım. Çırak oldum. Aferin lan Ayta. Doğru mu baba? Ne yapalım oğlum? Boş gezmesin diye marangozun yanına verdik. Bir meslek öğrensin bari. Çok iyi be. Aferin lan. Ziyaret saati tamam. Ya başefendi bir dakika daha müsaade et. Bir senedir görmüyorum yavrumu başefendi. Ya görmüyoruz. Hadi benden size iki dakika daha. Ama sonra tamam. Ben de emir kuluyum ya. Yavrum. Aman evladım biz habersiz kula seni çok merak ediyoruz. Ya ana küçük çocuk muyum ben niye merak ediyorsun? Yavrum sen küçük değilsin ama etraf kötü. Geceleri gözüme uyku girmiyor başına bir iş gelecek diye. Aklım sende kalıyor. Ya merak edilecek bir şey yok. Hadi artık vakit tamam. Ya başefendi bir de ben sarılayım oğlumla. Son ama ha. Son son gel gel oğlum. Bu ne baba? Şişt, çaktırma al bunu yanında bulursun. Ya olur mu baba sana lazım olur. Ulan bende var. Olmasa bile hapishanede silah bulmak çok kolay. Al bunu git bir banka sor adam öldür ne yaparsan yap gel buraya hapse gir. Dışarıda hayat zor oğlum. Güvenlikli değil. Bak biz bütün aile buraya hapse girdi kendimizi kurtardık. Bir tek sen dışarıda kaldın. Anan hasta olacak seni düşünmekten. Tamam baba. En kısa zamanda suç işleyip ben de gireceğim hapse. Hadi artık tamam. Çık kardeşim çık. Hadi, hadi sen de çık çık. Hadi çık tamam. çık. Hadi çık bak. Müsaade. Hadi çıkın bakayım çık. Hadi sizler de koğuşlarınıza. Hadi hepiniz koğuşlarınıza. Abi niye durdun şurada kaybolsanız? Ey oğul kalk. Lan ne kadar ağır uykusu varmış. Top patlasa duymayacak. Sana söylüyorum oğul. Kalksana bir adam. Ne oldu be? İşe gitme saati mi geldi? Karıcığım. Ulan ne karısı hüşt. Ben aksakallı dedeyim. Bu sakalları değir ben de artmadım. Bana bak sana bazı öğütlerde bulunacağım. Dinliyor musun? Dinliyorum. Söyle dede. Tüyo aldım. Borsa önümüzdeki hafta acayip yükselecek. Endeks 5000'i zorlayacak. Dış piyasalardaki artış da bu çıkışı zorlayabilir. Bu arada faizdeki para artış nedeniyle borsaya yönelebilir ve borsa çıkış trendine girer. En yüksek primi gıda ve sanayi sektöründe olacaktır. Anladın mı? Ulan öküz gibi bakma yüzüme. Buldun safa olanı anlat bakalım. Zarar ettireceksin çocuğa. Sen kimsin? Ben de aksakallıyım.
Bak oğul, bu aksakallı buna sakın inanıp güvenme. Vaktiyle buna inananlardan en az 10 tanesi intihar etti, kaybettikleri için. Bana inanmazsın diye 1-2 tanesini yanımda getirdim. İstersen onlara sor. Bütün varımı yoğumu satıp borsaya girmiştim. Her şeyimi kaybettim. Bir tek bu ipi alacak param kalmış elimde. Onunla da intihar ettim. Ben de bunalıma girip kendimi vurdum. Benim bir suçum yoktu ki. Borsada o zaman dış piyasalara bağlı büyük bir panik yaşanmıştı. Ben ne yapabilirdim ki? Bak evlat, bak oğul. Fikrimi sorarsan, aklın varsa elindeki bütün parayı dövize yatır. Artık dolar, mark ne olursa. Çünkü önümüzdeki 4 ay içinde bütün yatırımlar dövize kayacak. Dolar ve mark paritesinde müthiş artış yaşanacak. Melül melül ne bakıyorsun? Yaşanır yaşanmasına. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini dengelerse daha şimdiden açık vermeye başladı. Oh, aksakallı dede. Evet o. Bak eğer aklın varsa bunları dinleme. Bunlar kafayı markla, dolarla, borsayla bozmuş. Asıl getiri altında. Altın mı? Yatır parayı çil çil altınlara, koy yastığının altına. Ya da tak karına. Yani karının boynuna. Bak 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 bak. Bu altınlara 5 milyon verdim zamanında. Şimdi nereden baksam en az 1 milyar. İyi de. Sözümü kesme. Yavaş lan, bir yerimize vuracaksın. Tamam bak, en iyisi sen parayı beyaz eşyaya yatır. Televizyon al, müzik seti al, video al. Bak şimdi yatır, 2 ay içinde 5'e katlamazsan keserim bu sakalları. Yok evlat yok. Bence en iyisi döviz. Nerede hareket orada bereket. Basacaksın paraları kağıtlara. Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa döviz de alırım, borsa da oynarım ama bende para yok. Aa, para mı yok? Yok. Hiç mi yok? Hiç. Doğru dürüst işim bile yok. Param nereden olsun? Bulduğumuzu yiyoruz. Daha odun kömür bile alamadık. Fark etmediniz mi? Buz gibi burası. Ulan biz başından beri haybeye mi konuştuk? İnsan başından söyler birader. Senin yüzünden onca vakit kaybettik. Lan senin ismin Hilmi Aslan değil mi? Yok. Adım Hıdır. Hilmi Bey'in kapıcısıyım ben. Hilmi Bey üst katta oturuyor. Adresi yanlış almışız. Hadi gidelim. Sabah oluyor. Hilmi Bey uyanmadan yetişelim. Dede dur. Bari nerede para bulabilirim onu söyle. Söylesen ne olacak? Şu numara kazanacak desem piyango bileti alacak paran mı var? Yok ama biraz borç verseniz para çıkınca hemen öderim. Bırak da işimize bakalım. Şansa bak, aksakallı dedeler bile yüzümüze bakmıyor. Aksakallı dede. Dur oğul, ümidini kesme. Bak dede, altın döviz falan al diyeceksen hiç boşuna zahmet etme, param yok. Ayrıca peşinen söyleyeyim, adım Hıdır, yanlış gelmiş olma. Yok oğul, doğru geldim. Ben senin gibilerin aksakallı dedesiyim. Oh, nefesim kokuyorsa açlıktan kusura bakma. Biraz peynir ekmek olsa iyi olur. Şiddet. Bak dinle oğul. Söyle dede. Bak oğul, aşağıdaki semt pazarında akşam saatlerinde biraz ezik domatesleri ucuza satıyorlar. Az çürük meyveleri de döküyorlar, çöpten toplayabilirsin. Allah razı olsun. Dur, daha bitmedi. Çok aşınmış elbiseleri deterjanla yıkama, yırtılır. Onun yerine ıslak bezle silersin. Tamam dedi, tamam. 5-10 günlük bayatlamış ekmekleri yağda kızartın. Bozulmuş peynirleri de suda kaynatırsanız kokusu gider. Neyse bana müsaade. Daha gideceğim. Çok fakir evi var. Ev biraz soğuk. Çoluk çocuk üşür. Otomobil lastikleri var ya, onlardan yakarsın. Biraz dumanlıdır ama ısıtır. Dede bana bir iş bulabilir misin? Senin çevren geniştir. Nerede? Olsa ben de çalışırım. İki, bir. Ya hadi Hadiye. Ne hadisi Hadi? Canım, çocukları fazla bekletmeye gelmez. Bir an evvel çocuğumuza kavuşalım. Hadi Hadiye. Ne çocuğu Hadi? Şey çocuğu olacak hali yok herhalde. Ev hanımıyla maslahat güzel odacısının çocuğu. Sen o zamana kadar bir orospuluk yapmazsan tabii. Bana bak Hadi. Sen Engin Ardıç'la mı arkadaşlık yapmaya başladın?
Yahu ne diyorsun sen be kadın, ne engini ne ardıç kebabı ya. Aa, senin ağzın bozulmuş hem de saçmalıyorsun. Bizim çocuklarımız mı var ki çocukları bekletmeyelim diyorsun Hadi? Yahu ben sana çocuk yapalım diyorum ya, ama sen çocukluk yapıyorsun Hadi'ye. Ne dediğini bilmiyorsun sen ha. Ya hadi ama Hadi'ye. Ha deyince çocuk olmaz ki Hadi. Ha deyince çocuk olacaksa diyeyim o zaman. Ha. Bak gördün mü, olmadı. Yine diyeyim. Ha, ha. Bak görüyor musun? Olmuyor. Bir daha diyeyim. Ha, ha, ha. Sen kendini komik mi sanıyorsun Hadi? Niye stand-up yapmıyorsun o zaman? Stand-up yapmadık bir sen, bir de Kenan Evren kaldı. Hadi Kenan Evren yaptığı resim ve açıklamalarla boşluğu dolduruyor. Sen ne yapıyorsun? Soyun da kıçından alay et. Çok adisin Hadi. Hemen soyun. Kadın ruhundan hiç anlamıyorsun. Ah, ah ruh mu dedin? Biliyorsun ben ruhlardan korkarım. Sen ne kokuyorsun öyle? Doğa kokusu, erkeğin özü. Erkeğin özü değil, erkeğin öküzü. Leş gibi ter kokuyorsun. İnsan hiç olmazsa bir lokma koku sürer yahu. Peki anladım, haklısın benim kuşum. Ahenkle dans eden saçlım. Oh, o kadar güzel kokuyorsun ki hiç tanımasam sana çiçek verirdim. Ne? Sen tanımadığın kadınlara çiçek mi veriyorsun? Çok adisin Hadi. Ya niye adi olayım ya? Ben hiç tanımadığım kadını yolda görsem tanımam. Aman da aman, beni kıskanırmış. Yerim seni. Hadi Hadi, hadi artık sokul. Bir koku süreyim, hemen geliyorum. Kapının da tam sırası. Gel buyur Mustafa Efendi. Ay yok, ben buyurmayayım. Apartman aidat borcunuzu getirdim. Al sen bunu buyur. Bu ne be? Bu aidat değil, yıldat. Hatta 100 yıldat. Bu kadar aidat olur mu ya? Ya ne edeyim ya? Apartman yöneticisi 6 aydır oyalıyorum. Bu birikmiş borcunuz. Aha bu da elektrik faturanız. Bu ne kadar elektrik ya? Biz bu kadar elektrik yakamayız. Burası Manisa Emniyet Müdürlüğü mü? Ay çok komiksin vallahi. Ya sen bu komikliğinden niye bir stand-up komedi düşünmüyorsun? Zaten bu ülkede stand-up komedi etmeyen bir sen kaldın, bir de Kenan Evren Paşa. Hadi Kenan Paşa açtığı resim sergileriyle vaziyeti yürütüyor. Hadişko, erkeğim. Hadi ama. Çok beklettin, gel ama. Ama. Geleceğim ama. Hadi, hadi tamam. Anlaşıldı, tamam. Of. Ne oldu Hadişko? Şimdi olmaz Hadi. Başıma ağrı girdi. Başın mı? Hmm. Ben şimdi o başa bir masaj yaparım. Nasıl, iyi geliyor mu? Geliyor geliyor, devam et. Ah dur çapkın. Telefona bakayım öyle. Alo, çabuk olun, acelem var. Ah kayınvalideciğim. Ne zamandır görüşmüyorduk da birden görünce yani görmüş gibi oldum. Ne? Terminalde misiniz? Buraya mı geliyorsunuz? Tamam, bekliyoruz. Hadi Hadi, kaldır kıçını. Kaldırıyorum, dur. Annenler geliyormuş, duymadın mı? Ben öyle strese gelemem. Seni komik şey, stand-upçum benim. Hadi annenler gelmeden gel keyfim, gel keyfimize bakalım. Önce kapıya bakalım. Annemler geldi herhalde. Herkes doğum kontrolörü kesildi mübarek. Buyur asker ağa, buyur. Ne oldu, darbe mi oldu? Beni tanımadın mı? Asıl bana darbe oldu. Anne. Anne mi? Kim bu Hadi'ye? Bu bey bizim çocuğumuz. Bu kadar ilgisiz bir anne baba olduğunuza inanmıyorum. Askere gittim geldim, hala benim farkımda değilsiniz. Çok ilgisizsiniz, çok. Ne ilgisi var çocuğum? Hadi geç içeri, üstünü çıkart, dinlen. Tamam. Ebe adam, hiç emekli maaşı kuyruğa girmeden alınır mı? Çok safsın, çok. Ya ben onu bizim oğlan zannettim diyor sana ya. Tamam, oğlan evdeymiş gibi davranalım bari. Nereye dur, ne yapacaksın o kaynar suyu? Kız buraya gel. Hoş geldin evladım. Bana biraz müsaade et. Bizim oğlan yan odada silahını temizliyor. Ona su kaynattım. Kendisi polistir. Polis mi? He. Gördün mü nasıl korktu? Şaşırdı, şaşırdı. Silahın da sıcak suyla temizlendiğini hiç duymamıştım. Bizim oğlan çok adam öldürdüğü için ancak kaynar suyla çıkıyor kiri. Her neyse, ben maaşınızı takdim edeyim. Hiç korkmadı. Çantadan silah çıkaracak galiba. Ne yapacağız? Üstüne atlayayım mı?
Şimdi tam zamanı ya Allah! Yandım Allah! Pis soyguncu! Ne oldu? Pis! Demek emekli maaşları evde dağıtılıyor ha? Şu haline bak. Sen de veremedin parayı değil mi? Resmen kaynar suyla haşladılar beni başkanım. Yaşlı kadın az daha tavayla kafamı parçalıyordu başkanım. Bunlara iyilik yaramaz başkanım. Onlar da haksız değiller. Yıllarca emekli kuyruklarında süründüler. Kimisi kuyrukta can verdi. Kimse de kalkıp bu durumu düzeltmeye çalışmadığı için şimdi bize de inanmıyorlar haliyle. Ne yapayım? Önce her fırsatta birbirlerine ağza alınmayacak küfürler ederler. Ama karşılarına çıkan ilk fırsatta kol kola girip can ciğer kuzu sarması olurlar. Vatan haini dedikleri insanlarla sırf kendilerini aklamak için ortak olup hükümet kurarlar. Kendi açtıkları soruşturmalarda mahkum edilmesini istedikleri insanları aklayıp kurtarırlar. Kendi hazırladıkları kanun tasarılarına başkaları çıkarmasın diye radoyu verirler. Üç gün önce bu kanun ülkeyi kurtaracak derken, üç gün sonra bu kanun ülkeyi batıracak demeye başlarlar. Kendi maaşlarına yapılacak zamları rekor hızla meclisten geçirirken, işçi ve memura yapılacak zamlarla bir türlü kaynak bulamazlar. Emekliler üç kuruş maaşlarını alabilmek için kuyruklarda ölürler ama onları hiçbir zaman görmezler. Sağlık, trafik, adalet gibi ülke meselelerinde sorunlar her geçen gün büyürken onlar bu sorunları görmezden gelirler. Ama kendi yakınlarıyla ilgili en ufak bir sorun çıktığı zaman hemen aslan kesilirler. Demokrasi herkes için olunca uygulamazlar ama kendileri için her zaman demokrasi havarisidirler. Ülke sorunları görüşüleceğinde meclisin yolunu unuturlar ama kendileriyle ilgili en ufak bir konu gündeme geldiğinde mecliste sokak kavgaları yaparlar. Dün söylediklerini bugün inkar ederler. Liderlerinin gözüne girmek ve bir bakanlık kapabilmek için akla gelmeyecek şaklabanlıkları yaparlar ve tükürdüklerini yalarlar. Millet doğal afetlerden kırılırken onlar zengin düğünlerinde arıza endam ederler. Televizyonlardaki haber bültenlerinde görünebilmek için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Liderlerine derse onlar da aynı şeyi söylerler. Kendi zekalarını bir an bile kullanmaz, hep liderlerinin söylediğine el kaldırırlar. Lafa gelince en delikanlı onlardır ama icraatta bir numaraları yoktur. Liderlerinin en ufak bir lafıyla tırsarlar. Çünkü her zaman katakulli vardır. Her zaman katakulli. Politikada başarılı olmak, yüksek mevkilere gelip büyük adam olmak istiyorsanız siz de her zaman katakulli yapın. Her zaman katakulli. Aman çocuklar, bir falso yapmayalım. Herifi suç üstünde yakalamamız lazım. Çantada da vereceği rüşvetler var herhalde. Bu sefer elimizden kaçamaz. Bakalım kimler gelecek, kimlerle işleri varmış. Kimlerle iş olacak ulan? Kendisi gibi üç kağıtçı karanlık heriflerledir. Kim iş yapar bununla? Komiser, birisi geliyor. Hemen yapıyorum. Kımıldamayın. Olay gerçekleşsin ondan sonra. Aha, rüşveti verdi. Kalkıyor muyuz? Kalkıyoruz ama selam vermek için. Ah. Bu emniyet müdürümüz. Az kalsın emniyet müdürümüzü rüşvet aldı diye yakalıyorduk, iyi mi? Ama bir şeyler aldı gibi geldi bana. Mutlaka aranan suçlularla ilgili belgeler almıştır. Yoksa ne işi var burada? Bana para gibi geldi. Belki lazım olan bilgileri paranın üstüne yazmıştır. Allah biri daha geliyor. İyi yakalayalım. Dur be oğlum, dur. Acele etme. Ananın karnında 9 ay nasıl durdun sen be? Ben 7 aylık doğmuşum komiserim. Prematüre nevzat. Ben bu herifi tanıyorum lan, bu hakim. Devletin memuruna alenen rüşvet ver. Hadi suçu. Dur be oğlum, dur. Senin nedir bu acelen, ben anlamıyorum ki. Bir kere ne nedir onu öğrenelim. Koskoca devletin hakimi ne diye rüşvet alsın ki? Peki ne olabilir? Şöyle olabilir. Hı. O adam hakim beyin evinde kiracıdır. Ona aylık kiraya getirmiştir. Bayağı para vardı ama. Yıllık kiraya getirmiştir. Ya, yakalıyor muyuz? Tabii ki hayır. Suçüstü yapamayacağız bu gidişle. Yapacağız elbet. Bu iş için buradayız. Biraz sabır. Aman gelenler var komiserim, aman. Oha, bunlar da rüşvet alacak değil herhalde. Bakanla milletvekili. Hükümet toplantısı var burada galiba. İnşallah bunlar buradayken bir rezillik çıkmaz. Ama bunları rüşvet alırken yakalarsanız komiserim, emniyet amiri olursunuz, çok sükse olur. Olur mu olur ya. Olmaz, olamaz. Hadi yakalayalım. Dur be oğlum, ecelde mi susadın sen? Hem onlar rüşvet almış olamazlar ki. Olsa olsa... Ne bakıyorsun öyle suratıma? Bir şey bulamadım işte. Ama yine mutlaka millet vatan yararına bir şey yapmışlardır. Anlaşılan buradan bir iş çıkmayacak. Hesabı isteyip kalkalım. Boşu boşuna adamın günahını almışız.
Buyurun efendim. Bir dakika durun bakalım. Ne oldu, biri daha mı geldi? Rüşvet alanı bulduk. Bakın. Hadi çocuklar, gazanız mübarek olsun. Beni seven arkamdan gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Çıkarttan aldığın rüşveti. Ne rüşveti? Niye rüşvet alayım ki? Bilmem, belki de şu herife çıkar sağlayacağım bir işin karşılığıdır. Bak işte rüşvet parası burada. Bana bir de inkar ediyorsun. Götürün lan şu herifi. Hayır yok, almadım diyor. Götürün. Ama almadım. Allah Allah. Hayır, bir şey istiyorum. 3, 2, 1... Ay Şeker, bu sefer kaç ay kapattılar yine gazinoyu? Bir ay. Aa, bir ay çalışmadan okumadan mı oturacağız böyle boş boş? Git emniyetin önünde oku. Belki senden kurtulmak için tekrar açarlar burayı. Ay aşk olsun Şeker, ben o kadar kötü mü okuyorum yani? Benim bu gazinoda her gece 10 masam var. 10 masam var ama bir müşterin yok. Patron! Bu bayan sizi görmek istiyor. İyi, gördü işte. Şimdi çıkın dışarı, biraz stres yapacağım. Sizi görmek istiyorum çünkü sizin beni görmenizi istiyorum. Sonuçta ikimiz de bunun yararını göreceğiz. Kapalıyız bayan, emniyet kapattı. Kim bu kadın Şeker? Ben kaymakamın karısıyım. Yalova kaymakamı mı? Kes be kadın. Sen git mutfak personelini oku. Olur. Antrenman olur. Terbiyesiz. Açık konuşayım. Burayı açtırabiliriz. Nasıl? Çilingirle mi? Kocam bu yetkiye sahip kaymak bir makamda. Aa ne güzel. Bak kocası kaymakmış. Açtırın. Vallahi sizi en olmasa da ağırlarız değil mi? Hafif olur. Biz 4.000 dolar düşündük. 4.000 dolara ben yeni bir mekan açarım yahu. Biraz pazarlık olabilir tabii. 3.000. 2.000. 1.000. Tamam. Siz yarın parayı hazır edin. Şölen pastanesinde saat 2'de işi bitirelim. Ay ne iyi kadın şu kaymağın karısı. Gideyim hemen hazırlanayım da o kadar işten okuyacağım ki bu sefer. Hayır, sen okumayacaksın. Ben bu kadının canını okuyacağım. Alo, emniyet mi? Bir rüşvet olayını ihbar etmek istiyorum. Evet, suçüstü yapılacak. Buyurun. Emniyetten geliyorum. Bir takım art niyetler konusunda konuşacağım. İçeri buyurun. Gerek yok. Kısa ve net konuşacağım. Yarın siz rüşvet alırken polis baskın düzenleyecek. Faka bastık desenize. %50'yi bastırırsanız basmazsınız. Rüşvetin yarısına sahte baskın yapılacak. %100 güvenliyse %50 sizin. %100'ünüzü kara çıkarmayacağız. Böyleyken böyle. Vay be. Baskın sahte olacak. 1.000 dolarınız yanacak. Ben ne yapacağım? Vereceğim mi 1.000 doları böyle kuzu kuzu? Eğer bizi görürseniz kuzu postuna girmiş kurt olursunuz. Paraların seri numaralarını notere tescil ettireceğiz. Böylece sahte sandıkları baskın gerçek olacak. Gördüm gitti. Buyurun. Yeni gelişmeler var. Bir başka birim girdi devreye. Sahte baskınımızı gerçeğe dönüştürdüler. Noter girdi işin içine. Ne yapacağız peki şimdi? Belli bir %'ye noter paraların seri numaralarını yanlış kaydedecek. Sahte baskını gerçeğe dönüştürenler yeni sahteliği fark etmeyecekler. Güzel. Gerçeğe dönüştürdüğümüz sahte baskını tekrar sahteye dönüştürdük. Eğer bizi görürseniz noter yardımcısını devreye sokacağız. İkinci kez sahteye dönüşen baskın gerçek olacak. Görüyorum anasını satayım. Gör o zaman. Bu iş canımı sıkmaya başladı. Ulan o kadının canını okuyacağım. Noter yardımcısı da nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum ama sizden para çıkmazsa o da aradan çıkmayacak. Neyse ki onun yüzü yumuşak. Az bir %'ye iş tamam. Güzel. Ne demek ulan noter yardımcısını da satın aldılar? Parasıyla değil mi kardeşim? Alıyorlar. Bırakacağım ulan işi, bırakacağım. Her şeyi satacağım, savacağım, gidip bir yerde işçi olarak çalışacağım. Kafam rahat olur iş değilse. İş istiyorsunuz, güzel. Ama kadrolar dolu. Ama genel müdürü, personel şefini az biraz da beni görürseniz sizi işçi olarak alırız. Tamam mıydı Gaye? Sevgili davetliler,
Şimdi sıra takı takma merasiminde. Lütfen takı takacaklar sıraya girsinler. Ayol belki gelen giden olur. Niye erken başladılar? Mübeccan Hanım buyurun, sıra sizin. Siz benden yaşça çok büyüksünüz. Önce siz buyurun. Ne demişler? Söz büyüğün takı küçüğün. Önce siz buyurun. Yok Allah aşkına buyurun ayol. Buyurun. Her düğünde geline takı takıyoruz ama bizim karı kısır çıktı. Birkaç çocuğumuz olsaydı paralardan bir kısmı da bize kalırdı. Ya sizin karı kısır hakikaten. Ben 5 tane doğurdum. İnşallah biz köşeyi döneceğiz. Gelinin komşusu Zeynep Hanım 1 milyon takıyor. Mehmet Bey 500 bin takıyor. Fatma Hanım 1 milyon takıyor. Mübeccel Hanım 1 milyon takıyor. Osman Bey 1 milyon takıyor. Tekin Bey 1 milyon takıyor. Ahmet Bey 1 milyon. Osman Bey 1 milyon. Durun! Bunlar evlenemezler. Neden? Çünkü bu damat olacak herifin başka bir kadından çocuğu var. Kardeş zaten herif hiç gözüm tutmamıştı damadım. Mübeccel Hanım taktığı 1 milyonu geri alıyor. Zeynep Hanım da taktığı 1 milyonu geri alıyor. Fatma Hanım haydi haydi alıyor. Mehmet Bey de 1 milyonu geri alıyor. Osman Bey de 1 milyonu geri alıyor. Durun, durun, durun. Ey cemaati Müslüm, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Şu adamın kucağında bulunan çocuk en az 5 yaşında değil mi? Puh suratına. Durun, raporum var benim. Ben kısırım. He? Doğruymuş. Doğruymuş. Vallahi doğru. Hadi bakalım. Takın takıları geriye. Şansa bak paralar gitti gene. Zeynep Hanım'dan 1 milyon. Mehmet Bey'den 500 bin. Fatma Hanım'dan 1 milyon. Mübeccel Hanım'dan 1 milyon. Osman Bey'den 1 milyon. Of of. İçim içime sığmıyor. Niye? Ay ben bu sırla yaşayamayacağım. Sır mı? Evet. Ne sırrı? Bünyamin'inki. Nasıl? Bünyamin'inki var ya. Ay geçen gün ikimiz maçtaydık. Maç bitince duşa girdik. Tam keseleniyordum bir de ne göreyim? Ne gördün? Bünyamin'inki. Ne var? Duş perdesi aralık kalmış. Tam o arada Bünyamin'inki. Uçlu. Nasıl yani? Ucu var yani... Yani sünnet olmamış. Ne diyorsun? Ya. Vay namussuz. Belliydi zaten. Ben anlamıştım. Nasıl yani? Dışarıdan bakınca nasıl anlaşılır ki? Canım ne bileyim ben. İçime doldu işte. Dayanamıyorum. Gideceğim söyleyeceğim kızın babasına. Bünyamin'inkini. Söyle vallahi. Kızın başı boşuna yanmasın. Paralarımızı geri alalım. Bu düğün olmaz. Bak seni ne var? Ne? Sen sünnetsiz misin? Benim sünnetsiz birine verecek kızım yok. Yalan. Bu düğün olmaz, paralarınızı geri alın. Millet bir dakika durun, iftirak. Ben sünnetliyim, işte ispatı. Siz arkanızı dönün. Sünnetliymiş, ben yanlış görmüşüm, özür dilerim, yanlış görmüşüm. Ben orada kimi gördüm acaba? Paralar gitti, yine takacağız. Durum anlaşıldı. Hadi bakalım çiftler dansa. Düğün neredeyse bitecek Cemal Bey. Gelen giden yok değil mi hala? Canım kimse gelmiyor baksanıza. Gitti paralar göz göre göre. Ayol 1 milyon lirayla bizi bir hafta idare ederdik. Durun. Paraları geri alın. Ay dur. Doğru. Dışarıdaki gelin arabasını çeker misiniz? Kamyon geçemiyor onu söyleyecektim. Paraları tekrar takın lütfen. Tam aldım. Ne var be, ne oldu? Abicim bu gelin damattan niye daha uzun? Ne bileyim ben canım, Allah öyle yaratmış. Ayakları da büyük. Elleri de erkek eli gibi. Bak anne. Tabii ya. Bu dönme. Hay ağzından 1000 yaşa. Durun. Bu gelin değil. Dönme. Nasıl da aklımıza gelmedi? Bakalım kız. Bakın. Bir dakika. Ya. Dönme değil miymiş kız? Gitti paralarımız, gitti. Bir de şans olsa zaten. Zehra. Yürü kız gidelim. Ne acilimiz var yok, sabaha kadar vaktimiz var. Yürü şu üstümüzdekileri kurtarmaya bakalım.
Para demedim. Para demedim. Niye demiyorsun? Şu üstümüzdeki... 3, 2, 1. Anne, baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutluyum. Ne oldu oğlum, ayrola? Selen evlenme teklifimi kabul etti. Çok kısa süre içinde evleneceğiz. İyice düşündün mü Kadir? Niye, ne var bununla düşünecek baba? Çok güzel bir ailem var. Okulumu bitirdim. Sevdiğim kız evlenme teklifimi kabul etti. Cemal, efendim? Artık çocuğa bazı şeyleri söylemenin vakti geldi sanıyorum. Otur Kadir, otur. Bilmediğim bazı şeyler var Kadir. Ben var ya Kadir, ben senin baban değilim. Ne? Anne? Doğru söylüyor Kadir. Babam değilsin ha? Ama ben seni babam olarak bildim. Olsun, sen bana en güzel babalığı yaptın, beni büyüttün. Kim olursan ol, sen benim için babamsın. Ben seninle Cemal Bal'la gurur duyuyorum. Sen kim oluyorsun? Türkiye benden gurur duyuyor. Aslında ben Cemal Bal da değilim. Anlamadım anne. Evet yavrum, ben evlendiğimde Mehmet Kereste'ydim. Bir sürede Bünyamin Kiriş olarak yaşadım. Ama en esasında Abdurrahim Baltay'ım. Ama niye? Katilim oğlum, ben katilim. Cesetlerim var. Siyasi olaylarda çok cesetim var. Sonra da tutuklandım. Ama nasıl olur, seni nasıl serbest bıraktılar? Bizim ülkemizde mahkemeler mahkeme, cezalar da ceza değil. Aslında rejimimiz de demokrasi değil. Vallahi nasıl söylesem, siyasilerimiz de... Adam değil. İyi kavradın Allah için. Sen beni bir iş adamı olarak tanıdın ama... Yoksa sen iş adamı da mı değildin? Esasen adam değilim. Devlet hesabına çalışan, kirli işlere bulaşmış birisiyim. Anne, anneciğim. Dur Kadir, ben senin annen değilim. Ne, annem değil misin? Bir annem bir melek miydi, ben gökten mi indim? Hayır yavrum, senin annen bir orospuydu. Hı? Olamaz. Ama melek gibi bir orospuydu. Ben o yıllarda ünlü bir şarkıcıydım. Evet, fakat hiç şarkı söylediğini duyan olmadı. Memeleriyle ünlenmişti. Bu ünden yararlanıp TV'de talk show, sinemada film, sahnede program yaptı. Sen sanatçı mıydın? Aslında değildim ama iyi para kazanıyordum. Senin annen benim çalıştığım gazinoya orospu olarak düşmüştü. Aman Allah'ım kahrol. Tabii sen hatırlamazsın. O sıralarda sen benim alt kadromda küçük Sadullah olarak çalışıyordun. Ne? Ben değil miydim? Değilsin. Sen de bir bok değilsin. Sen ünlü olduğun sıralar 2 yaşındaydın. Biz seni çok sevimli bulup aldık. Ay kahroldum. Ama kendimi bırakmamalıyım. Çünkü hayata atılacağım. Elimde bir üniversite diplomam var. Aa, ona hiç güvenme. Senin okuduğun üniversite değildi yavrum. Ama anne, o kadar para verdiniz. Türk parası. O da para değil. Enflasyon değeridi gitti. Ben artık burada yaşayamam. Alıp başımı yurt dışına gideceğim. İyi edersin. Esasında burası da yaşanacak memleket değil. İsviçre'ye git. Benim de bir iki küçük işim var. Ondan sonra ananla biz de geleceğiz İsviçre'ye. Ne? Gel. Toplan olsun oğlum, nur toplan olsun oğlum. Kanali kavak dibinden oğlum. Mahmud'um. İyi misin Fatih? İyidir. Anam iyi midir lo? İyidir Mahmud'um. Babam iyi midir lo? İyidir. Çocuklar iyi midir lo? İyidir Mahmud'um. Komşular iyi midir lo? İyidir de Mahmud'um, aha böyle soratsan görüş yetmez. Sen iyi misin? İyiyim Sat. Arkadaşların iyi midir? İyidir Sat. Yemekler iyi midir? İyidir Sat. Gardiyanlar iyi midir? İyidir. Ulan sana ne gardiyanlardan anasını satayım? Yarın mahkemem vardır Mahmud'um. He, biliyorum, bana bak. Beni oralarda yalnız başıma koyma. Kurdan kuşa yem etme o. Aha, elimde avucumda yoktur. Ben nereden Mahmud'um? Ya evde ne varsa sal. Anama git, babama git. Teyzeme, halama, enişteme, dayıma git. Bana bak, en iyisinden ve pahalısından tut. Ha. Aha, elimden geleni yapam. Hoş da çok para gider. He ya, çok para gider. O sizin oğlunuzdur, paradan kıymatlıdır. Eller en iyisini tutar gene, biz niye tutmayak? Tutak. He ya, tutak. Paraysa para, tutak anasını satayım. He ya. Sağ olasın baba. Aha, böyleyken böyle. Demek eyleyken eyle he. O zaman biz de paraya kıyak, en pahalısını tutak. Tutak, para dediği nedir ki? Mahmud'uma helal olsun. Herkesler bir tutarken biz 5 tutak oğlum. Herkesler 5 tutarken biz 10 tutak. Sağ olasın. Evet, söz savunmanın.
Allah! Allah! Gel lan! Hayvan! İyi adamlar tuttun sen satın, karşı tarafı iyi dövmüşsün ha. İyi benzetmişsin. Akşama televizyonda göstertir, sakın kaçırtma. Kaçırmam Mahmud'um. Aha şu mahkeme misleden kurtulsak be ya. Eskiden avukat tutardı kurtulmak için, şimdi adam tutuyoruz dövdürmek için. Çok pahalı oluyor ya. Ben ne edem satım, memleket böyle oldu artık. Anasını satım.